kız çocuklarını okutmayın diyorsunuz. Hastanede bayan doktor arıyorsunuz. Bakın burada şimdi bu ifade hemen sanki bu ifade söyleniyormuş, anlaşılıyormuş gibi bir ifade sergileniyoruz. Devamlı da bu ifadelerle muhatap oluyoruz. Bakın biz çocuklarımızın eğitimsizliğinin tarafında değiliz. Herkes çocuğunu eğitmek zorunda. Eğitim bizim dinimizdeki Kur'an'daki ilk ayet Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Öğrendir bu. Ama biz burada nedense insanlar hep şunu söylüyorlar. İkra. Okumak. Biz okumanın geri kalanını izah etmeye çalışıyoruz. Biz de çocuklarımızı okutuyoruz. Okutmak istiyoruz. Ve okutmanın da mücadelesini veriyoruz. Allah size de nasip etsin. Şimdi zira şunu güzel anlamak lazım. Okutmak hemfikiriz. Ama Bismi Rabbike, Rabbinin adıyla. Yani bir kitap okutuyorsun çocuğa. Orada Rabbinin adı yok. Ve şirk içeren bir kitap. Veyahut da İslami anlamda hatalar içeren bir kitap. Veyahut da İslam'a zarar verecek bir misyon, bir vizyon sergileyen bir eser ve kitap. Biz bunları konuşuyoruz. Kıymetli Müslüman. Şimdi kalkıp şu ifadeyi de başka yerlere çekmeyelim. Herkes okusun da mahremiyetine dikkat ederek okusun. Biz bunun peşindeyiz. Bunun için mücadele veriyoruz devletimiz ve milletimiz olarak. Allah'ım bu konuda da herkese duyarlı olmaya Rabbim nasip eylesin. Şimdi şu da tabii ayrı bir konu. Hastanede bayan doktor arıyorsunuz. Yani şimdi ne demek bu? Ben bu konuda şöyle bir içtenlikle cevap vermek istiyorum. Biraz da açmak istiyorum. Bir insan hasta olduğu zaman erkek veyahut da bayan. Erkek bir erkek doktor araması uygundur, araması gerekir. Bir bayan doktorunda evet mahrem mevzuları varsa mahremiyeti sıkıntısından dolayı bayan doktor araması gerekir. Ancak nihayet bu işi tedavi edecek olan erkek için bir erkek yok, bayan için bir bayan yok. İslam buna cevaz vermiş. Şer'an bunun fetvası var. O zaman o doktora tabipten istifade etmek gerekir. Bir. Şimdi bu konu bu kadar şeffaf iken elbette ki gönül ister ki hanımı bayan doktora götüreyim. Ben elbette ki erkek doktoru gideyim. Şimdi bunu yani bilip de ben çocuğumu küfür sistemine, düzenine teslim edeyim ve çocuğum da bir bayanlara bakacak bir bayan doktor olsun temennisiyle bu şekilde vermek bu ne kadar sıhhatli ve caiz. Biz bunu konuşmaya çalışıyoruz. Bu kadar ahir zamanda, fitne zamanda, fesat bir zamanda. Yani sen çocuğun yeter ki İslami anlamda kontrol edilebilecek bir sistemin içerisinde yetiştir ve yetiştirelim inşallah. Ama maalesef devamlı hep aynı sürecin içerisine giriyoruz. Yani sanki biz İslami anlamda okumaya karşıymışız. Tamamen çocuklarımızı okullardan uzak tutalım zihniyetine mensupmuşuz gibi bir tutumla sergileniyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu bakış, bu art niyetli bir bakış, hoş bir bakış değil. Allah o konuda da bütün ümmeti Muhammed'e feraset ve güzellikler nasip eylesin inşallah.